Peki Bülent Hocam, ameliyat sonrasındaki dikkat edilmesi etkenler nelerdir? Nelere dikkat edecekler? Çünkü az önce dediniz ki çocuk yaşta da biz ameliyat ediyoruz dediniz. Yani ortaokul çağlarında da ameliyat ettiğinizi söylediniz. Doğru. Peki ilerleyen süreçte bu kişi nasıl dikkat edecek kendisine? Tiroid ameliyatlarından sonra tiroid bezi bir hormon yapıyor sonuçta. Bunun hepsinin alındığını ya da büyük kısmının alındığını düşünürsek vücutta hormon yapacak yeterli tiroid dokusu kalmamış oluyor. Bu durumda o hormon ilacını dışarıdan, yani hormonun ta kendisini dışarıdan hap olarak veriyoruz. Onu da düzenli olarak takipler ile vücudun ihtiyacına göre, örneğin genelde 100 mg, 100 mikrogram yeterli olur. Letiroksin denilen bir hormon hapı bu. Ama vücudun hani böyle ekstra bir hormon değil, ihtiyacı olan hormon. Onu başlıyoruz ama kiminin 125, kiminin 200'e ihtiyacı oluyor. Bu ameliyattan sonra 1-1,5 aylık dönemde bir kontrol yapıyoruz. Yetti mi, yetmedi mi? Ona göre ya dozu arttırıyoruz ya azaltıyoruz. Ve böyle 2-3 ayda bir kontrolleri gerekiyor. Ama ameliyat kanser nedeniyle yapıldıysa hem arada cerrahın hem de nükleer tıpında takibi gerekiyor. Yani lenf bezlerinde bir üreme var mı yok mu? İşte tiroglobulin denilen farklı bazı kan tahlilleriyle bir kıpırtı var mı anlamında bunların takip edilmesi gerekiyor. Ama pek de sorun yaşamıyor hastalar.